Arkadaşlar merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere JBL Clip 3'ü tanıtacağım. Bahsetmiştim sizlere zaten ürünü. Bu saklama kutusu. Onu ben sonradan kendim aldım. Öncelikle bir açalım. Ürünün orijinal kutusunda açtığınız zaman ürünün kendisi ve micro USB çıkıyor içerisinden şarj için. O da şu şekilde turuncu renkte. Güzel bir renk seçmişler bence. Ayrıca burada üzerinde de JBL diye logosu da mevcut. Ben beğendim açıkçası. Ürünün boyutu bu kadar. 220 gram hemen hemen. Özellikleri arasında da bu yazıyor. Ayrıca 2 yıl garantili olarak geliyor. Ki zaten sağlam bir ürün. Burada ürünün öncelikli olarak özelliklerinden sizlere bahsedeceğim. Burada Bluetooth 4.1 bağlantısı sağlıyor sizlere. Dediğim gibi 220 gram ve 2 yıl garantili. Su geçirmeme özelliği var. Bunu bizzat test ettim. Cidden su geçirmiyor. Sağlam bir ürün. Telefon görüşme özelliğini sağlıyor sizler için. Burada bir asma kanca aparatı var. Bu çok kullanışlı. Buna ayrıca değineceğim zaten sizlerle. Ayrıca buradaki bu su geçirmeme özelliğiyle birlikte havuz veyahut da denize gittiğiniz zaman da 10 metre yaklaşık derinlikte suyun içerisine kadar da su geçirmeme özelliği mevcut. Yani 10 metre derinlikte dahil su geçirmiyor ürün. Evet, ürünün tam şarj kapasitesine ulaşması 2,5 saat alıyor yaklaşık. Ve bu 2,5 saatte de yaklaşık 10 saat boyunca ürünü kullanabiliyorsunuz. Güzel güzel müzikler dinleyebiliyorsunuz. Ürün fiyat performans ürünü. Verdiğiniz paraya cidden değiyor. Ben aldığıma hiçbir zaman pişman olmadım. Çünkü kullanışlı. Şimdi burada ürünün ben hemen hemen temel genel özelliklerinden bahsettim sizlere. Burada bir kullanım deneyimleri olarak memnun kaldığım kısımlarına geçelim. Asma kancasından bahsedeceğim. Buna benzer yani bu piyasadaki pek çok hoparlörde böyle bir asma kanca özelliği yok. Bu çok kullanışlı gerçekten. Ben evde mesela bunu nasıl değerlendiriyorum? Genelde duştayken bu havluları astığımız kısma ben bunu asıyorum. Ve duştayken bu şekilde müzik dinleyebiliyorum. Yani gidip bir masanın üstüne veyahut da bir lavabonun üzerine veyahut da bir rafa falan koymanıza gerek yok. Bu şekilde asabiliyorsunuz. Bir de güzel bir anımı ekleyeyim. Mesela bu yaz Bozcaada'ya gittik. Bozcaada'da bir bağ evinde kaldık. Kaldığımız bağ evinde yemek yediğimiz yerin hemen dibinde bir ağaç vardı. Yani masamız ağacın altındaydı. Orada rakı, balık vesaire güzel bir ortamda müzik açmak istediğimizde hemen dibimizdeki ağacın dalını astım. Ve oradan müziği rahat rahat dinleyebildik. İşimizi cidden kolaylaştırdı. Ayrıca günlük hayatta dışarı spor yaparken veyahut da yürüyüş yaparken çantanızı asabilirsiniz veyahut da bisikletin herhangi bir gidonuna veyahut da bir önünde bir yer varsa oraya asabilirsiniz. Cidden bu açıdan çok kullanışlı. Ben bu kısmı çok seviyorum. Ürünü açtığınıza dair güzel bir uyarı sesi veriyor. Örnek olarak göstereyim. Şu şekilde. Bu şekilde güzel bir uyarı veriyor. Kapattığınızda da yine bu şekilde bir uyarı sesi veriyor. Açık alanlarda sesi cidden güçlü çıkıyor. Boyutuna göre çok yüksek bir ses veriyor. Evin içinde açtığınız zaman ise en son sesle dinlerseniz şayet, yani yandaki komşulara veyahut da ki alttaki veyahut da üstteki komşulara müziğinizi dinletebilirsiniz. Cidden güçlü. Yani tam bir fiyat performans ürünü. Bu şarj yeri ve AUX için bir yer var. Orayı bu şekilde kapatarak korumuşlar. Şu şekilde açıyorsunuz. Micro USB'yi buraya takıyorsunuz. AUX için de burada yanda yeri var. Ufak bir şekilde. Güzel olmuş. Burada ayrıca da pek çok renk özelliği var. Ben asker kamuflajlı olanı seçtim. Ama zevkinize ve keyfinize göre de pek çok rengi bulunuyor almak istediğiniz zaman. Bununla alakalı olarak yani aldıktan sonra bunu yaklaşık bir 7-8 aydır kullanıyorum. Belki daha fazla da olmuştur. Şu ana kadar hiçbir şekilde bir olumsuzluk yaşamadım. Ürünün içerisinde lityum iyon pil bulunuyor.
Gayet uzun ömürlü bir pil zaten. Dediğim gibi ürün sağlam, her açıdan sağlam. Yani bunu ben pek çok kez yere de düşürdüm ama şu ana kadar bir problem çıkmadı. Zaten JBL bu hoparlör piyasasında kulaklık olsun, hoparlör olsun, bu teknolojide cidden iyi ürünler piyasaya sunuyor. Buradaki atladığım ve şimdi aklıma gelen bir diğer konuyu da size söyleyeyim. Daha doğrusu özelliği söyleyeyim. Burada Google Assistant ve Siri de destekliyor ayrıca. Bu şekilde yani seslenerek de siz telefonunuzdan da bağlantı kurabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Bunun daha üst versiyonları zaten bu silindir şeklinde olan var. Muhakkak görmüşsünüzdür. Ben de ileride o ürüne geçeceğim. Hoşuma gidiyor cidden. Hem daha biraz daha ses açısından daha kuvvetli. Ürünü hemen hemen her yerde kullanabilirsiniz. Yani müzik dinlemek istediğiniz her alanda. Dışarıda olur, evde olur. Şimdi zaten mesela pandemi sürecindeyiz. Herkes evde. Evden spor yaparken bu benim çok işime yarıyor. Yani odada bir müzik açtığım zaman bu spor yaparken sizi o salondaki havaya hemen hemen sokabiliyor. Çünkü güçlü bir ses veriyor burada. Ürün çok sevdiğim bir ürün. Sizler de yani aldığınız zaman veyahut da varsa elinizde da muhakkak severek kullanıyorsunuz diye düşünüyorum. Bunu bu şekilde çıplak olarak geliyor. Herhangi bir kılıf veyahut da bir koruma kabıyla gelmiyor. Ben onun için N11'den zannedersem oradan bir koruma kabı almıştım. O da burada. JBL Clip 3 kılıf dediğiniz zaman veyahut da koruma kabı dediğiniz zaman zaten çıkıyor. Şu şekilde içini göstereyim. Dışarıda sert bir plastiğimsi bir şeyden yapılmış. Şöyle vurayım. Duymuşsunuzdur sesi zaten. Yani bu içindeyken yere düştüğü zaman falan korkmayın. Bir şey olmaz. Çantama atıyorum. Veyahut da bu şekilde bunu şu kolunuza bileğinize de geçirebilirsiniz şuradan. Bu şekilde taşıyabilirsiniz. Güzel yapmışlar. Ben beğendim. Tam zaten birebir uyuyor. Şu şekilde şunu koyduğunuz zaman, şuraya da kabloları koyduğunuz zaman şöyle yapalım. Evet. Ürün sığdı. Yani gayet de güzel koruma kabı. Hani muhakkak alın. Hani ne olur ne olmaz. Tamam sağlam ürün. Evet iyi bir ürün. Ama yani çok düşmeleri de geleceğini düşünmüyorum. Muhakkak bir zarar görecektir. Evet, ürünün ben kaça aldım veyahut da fiyatı ile ilgili bilgi vereyim. 2020'nin başında aldım ben. O zaman 280 filandı. O civarda aldım. Ama şu an güncel fiyatlarına baktığım zaman yaklaşık 350 ile 400 lira bandı arasında gidip gidip geliyor. Hani o civarlarda diyeyim. Yükselmiş fiyatı cidden. Zaten zamlar, çok zam geldi elektronik ürünlere. Bu da etkilenmiş bundan. Tavsiye ettiğim bir ürün. Dediğim gibi daha sonra ileride bunun silindir şeklinde olanı var. Onu alacağım. Onu aldığım zaman da onunla tanıtırım. Kullanım deneyimlerimi paylaşırım sizinle. Bağlantısı çok güzel. Bir son olarak da videoyu bitirmeden de sizlere bir buradan bir müzik dinleteyim. En azından bir sesine bakmış olursunuz. Yani şu da var. Üzerinde sadece 3 tane tuş bulunuyor. Ses azaltma ve yükseltme ve bir de durdurma özelliği var. Başka bir özelliği yok. Hani üzerinde ne isterdim? Ek özellik olarak diyeyim ne isterdim? Mesela Bluetooth 5.0 olmasını isterdim. Ve üzerinde bu şarjını gösteren çizgiler veya da noktalar olmasını isterdim. Ama üzerinde sadece bir tane gösterge var. O da şarjını gösteren bir gösterge. Bittiği zaman kırmızı yanıyor. Size belli ediyor şarjının bittiğini. Dolduğu zaman da beyaz bir ışık yansıyor buradan. Şöyle bir açayım. Bakayım yanacak mı? Yanıyor mu şu anda? Evet şöyle yanıp yanıp sönüyor. Beyaz bir şekilde. Bu bittiği zaman kırmızı olarak gösteriyor size. Bir de size müzik dinleteyim. Son olarak da ondan sonra videoyu bitirmiş olalım. Kapattık şu an. Tekrar açalım. Bir müzik açalım. Bir bakalım sesine. Ayrıca bunda müziği açtıktan sonra sesi buradan azaltıp açabilirsiniz. Yani telefonunuza bir müdahale etmenize hiçbir şekilde gerek yok.
Arkaya böyle gidebilirsiniz. Durdurdum buradan. Kapatalım ürünü. Evet arkadaşlar. JBL Clip 3. Ürünün genel özelliklerini ve kullanım deneyimlerini paylaştım. Yani dediğim gibi kullanımı güzel, portatif, gayet iş görür. Yani muhakkak elinizin altında olması gereken bir ürün diye düşünüyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Yani pek çok yerde lazım oluyor. Gerek spor yaparken, gerek dışarıdayken, bir piknik alanındayken, tatile gittiğiniz yerde, sahilde, kumsalda. Muhakkak böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz. Yani telefondan çok fazla istediğiniz sesi, verimi alamıyorsunuz. Yani bir AirPods nasıl gerekliyse artık şu günümüzde, yani kablodan kurtulmak adına bu da bence gerekli diye düşünüyorum. Ben beğeniyorum, severek de kullanıyorum. Çevremdeki herkese de tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bay bay.